güzel bir ambiyans yaratmak istiyorlar ama. Karşılaşmanın ilk düdüğünü çaldı Suat Güz. Beşiktaş başladı. Tayfur. Ali. Tayfur Avuççu. Tümer. Orta sahaya almışlar. Ahmet Dursun. Tümer Metin kaleyi denedi. Şimdi İlhan Mansız. Karşıda bir mücadele. Topu kazandı Semavi. Yeni transferi Trabzonspor'un. Semavi. Taç Beşiktaş'ın. Tümer. Ali Tandoğan. İlhan. Ahmet Dursun dışarı vurdu. İlk kaleye şut. Ahmet Dursun da geliyor. Trabzonspor orta sahadaki direnç eksikliğini Çağdaş ve Emre ortaya alarak çözmüş. Doğru bir hamle gibi gözüküyor. Bakalım maça nasıl etki edecek. Topla buluşan Çağdaş. Döndü geriye bıraktı. Semavi topu aldı. Güngör. Yattara sağ tarafta. Dört golü var İbrahim Yattara. İlhan aldı solda Tümer. İlhan Ahmet Tümer'e. Tümer kaleye Güngör dışarı attı. Tribünlerin dışına attı Güngör. Sağ ayağına geldi tabi. Atışı kullanacak Tümer Metin'le Beşiktaş. Geri oynadı Tümer. Tayfur Yattara bastırdı. Fevzi uzun oynadı kaleci Metin'e. Eliyle oyuna soktu Metin Aktaş. Çağdaş vuracak. Ali giriyor araya. Ali Tandoğan'dan Tayfur'a. Tayfur'un pası. Tümer. Şimdi Ahmet. Ahmet Dursun'dan Tayfur. İlhan. Önünde Güngör var. Emrah Eren. Şimdi Güngör. Top oyun alanının dışına gitti. Öncesinde bir düdük çaldı Suat Güz. Atışı Trabzonspor'a verdi hakem. Oyun alanında bir konfeti. Aynen demin dediğimiz gibi bak konfetinin açılmadı. Top tarafı şeyde kaldı. Yani bilmiyorum bunu dinleyen arkadaşlar Sakaryalıları uyarsınlar bence. Doğru değil. Şimdi solda Çağdaş kapattı önünü. Ali, Tayfur, İlhan Mansız. Şimdi Ali. Yattara pres yapıyor. Ali Tandoğan kale önünde riskli hareketleri var. Tümer'le oynadı. Çıkamadılar. Elle müdahale. Tümer Metin elle müdahale etti. Atışı kullanacak Trabzonspor'da Yattara. Çok klas golleri var frikikten. Turnuvada Yattara'nın. Bunlardan birini izleyebiliriz. Karşılaşmanın 3. dakikasını geride bırakıyoruz sevgili futbol severler. Ve şimdi ikili baraj kurdu Beşiktaş. Yattara yakın olduğunu söylüyor barajın. Suat Göz işaretini verdi. Yattara geliyor. Direkten dönüyor. Galatasaray attığı golün aynısını atıyordu neredeyse. İbrahim Yattara. Emrah'la oynadı. Emrah vurdu. Fevzi yumrukladı. Yumrukladı dışarı attı topu. Trabzonspor rotaj. Sanki Trabzonspor'un hamlesi tutmuş gibi gözüküyor Fikret. Orta sahada bayağı oyuna hakim gözüküyorlar ilk dakikalarda. Mutlaka kazanmak zorunda Trabzonspor. Maça asılacaklar şüphesiz sevgili Göktuş Sevinçli. Korner kullanıyor bordo mavililer. Yattara Güngör dışarı vurdu topu. Görüntüde Güngör Trabzonspor takımında. Fevzi baktı arkadaşlarına. Yanında Tayfur var onunla oynamadı. İlhan'ı attı. Şimdi Beşiktaş'ın tehlikesi. Tümer Metin. Topla buluştu. Ali Tandoğan. Ali. Ahmet. Ahmet Dursun. Sol ayakla vurdu. Top kalecide kaldı. Metin Aktaş. Emrah. Çağdaş. Yattara. Yattara. Yattara şut pozisyonu aradı. Bulamadı. Bulamadı karşı atak fırsatı şimdi. Tayfur pasını verdi. Tümer vuruyor. Olmadı. Ahmet Dursun inanmazsız. Tümer koştu yatarak müdahale etti Çağdaş. Yattara. En sağda Emrah var. Yattara. Yattara yatırdı. Yattara olmadı. Olmadı.
olmadı, olmadı. Bir şut daha dışarı gidiyor. Yattara hakikaten jeneriklik hareketler yaptı. Şov hareketler Yattara'dan. Ama muhteşemdi. Tabii bu yaptığı hareketler tribünleri de çok hareketlendiriyor. Evet. Karşısında çok tecrübeli Tayfur olmasına rağmen müthiş hareketler yaptı. Yattara. Güngör. Semavi. Semavi'nin şutu. Ali. İlhan Muhassas. Fevzi. Fevzi havalandırdı. Semavi. İşte Beşiktaş iki defans, üç ofans gibi oynuyor geçen maçlardaki gibi. Enteresan bir şekilde bu ele oynadığı her maçta Beşiktaş yenik duruma düştü. Şimdi Emrah. Emrah vurdu. Kaleci Fevzi. Maçlar geçtikçe kaleciler de fort evet, tutmaya başladı. Dikkat edersen hakikaten kaleciler çok başarılı maçlar çıkarıyorlar. Ali. Şimdi Ahmet arkaya düştü. Semavi. Semavi Ahmet Dursun bastırıyor. Semavi yerde sanki biraz kilolu Semavi sevgili Göksu Sevinçli. Evet yani baktığımızda işte bazı oyuncular bunu söylüyorlar. Tabii bu tarz salon turnuvaları Türkiye'de çok aktif olmadığı için inşallah bundan sonra daha sık göreceğiz. O pratik eksikliği ve tabii ki fizik farkı oluyor. Taç kullanacak Beşiktaş. Ama öyle bir şey ki hani bir hafta 10 günde onlar birçok kilo atabilir. Dikkat edersen. İlk başlayanların hepsi form tuttu. Tabii tabii ne diyorlar? Birkaç başta düzeliyoruz diyorlar. Ama tabii bu sefer de adeleler yoruluyor. Dikkat etmek lazım. Tayfur. Ali. Tekrar Tayfur'a. Tümer. Tümer'in pası. Ali Tandoğan. Ahmet Dursun. Tayfur. İlhan Mansız. Tümer Metin. Tümer. Şimdi yerde çok kaldı Ahmet Dursun. Ama hakem oyunu durdurdu. Faul. Maçın 7. dakikası. Atışı kullanacak sevgili seyirciler. Güngör. Beşiktaş. Çok kritik bir faul yaptı takım adına. Çünkü Ahmet Dursun hakikaten müthiş geçmişti. Önünde açılmıştı. Gol olabilirdi. Sakarya'da taraftarlar, Trabzonsporlar, Beşiktaşlar iç içe, kardeş kardeşe, dostça şu ana kadar harika gidiyor turnuva. Evet, şu konfetiler dışında çok iyi gidiyor. Konfetiler de bir anlamda böyle işin tuzu biberi derler. Güzelliği ama açılmadığı zaman sıkıntı. Büyük saha için yapılmış onlar biliyorsun. Yani büyük saha için yapıldığı için yolun yarısına geldiğinde saha bitiyor burada. Evet. Ve yarısı açılmamış sert bir şekilde yeniyor. Tehlikeli. İnşallah birinin kafasına gelmez. Tümer ve o bölgede Ali. Tümer top barajdan geri geldi. Ali Tandoğan kontrol etti. Ali pasını veriyor Tayfur'a. Tayfur. İlhan. Tümer vurdu kaleye. Metin Aktaş köşede uzandı. Aldı topu. Görüntüde Tümer Metin. Semavi. Semavi. Güngör. Yattara. Arkaya attı. Kafayla indirdi Çağdaş. Tayfur göğsüyle yumuşattı ve topu kalecisine bıraktı. Ali. Ali. Döndü geriye Tayfur'la oynadı. Tayfur'dan tekrar Tümer'e. Tümer'den İlhan Mansız'a. İlhan bıraktı. Ahmet. İki oyuncunun arasından çıkabilecek mi? Hayır çıkamadı. Trabzonspor hata başladı. Yattara dışarı vuruyor. İbrahim Yattara. Yattara ne kadar istekli farkında mısın? Geçen Arzulu. Maçta biraz hafif sakatlığı vardı. Fenerbahçe maça çok iyi kullanamadılar. Buz tedavisi uygulandı. Oynayamadı bir süre. Evet. Bugün çok istekli. Şu ana kadar da çok arzulu. Ali. Ali Tandoğan. Kaleci Metin Aktaş. Bu dakikaya kadar gollere izin vermiyor. Gerek Fevzi. Gerek Metin Aktaş. Semavi. Çağdaş. Topu Yattara'ya attılar. Yattara. Önü kapalı. Tayfur bastırdı. İbrahim Yattara. Semavi. Güngör. Emrah. Semavi. Güngör. Emrah. Yattara.
Semavi. Arka direğe doğru Ali. Ahmet. Tayfur. Tayfur'un pası. Ahmet Dursun. Top geri geldi. Oh. Tümer Metin dışarı attı. Tümer. Turnuvada takımın en diri oyuncularından biri şüphesiz. Beşiktaş'ta Tümer Metin. Yani şu anda sahaya baktığımız zaman belki de turnuvanın en diri iki takımı mücadele ediyor. Emrah. Çağdaş. Tayfur. Tümer. Ali. Tekrar Tayfur'a. Tayfur. Ahmet Dursun. Oyun devam ediyor. Semavi. Semavi'nin karşısında Ahmet. Döndü, boş alana Güngör'e attı. Şimdi Emrah. Çaprazda Emrah. Kaleye vurdu. Korner bekliyor. Ali Tan Doğan bana çarptı dedi. Centilmenlik. Ali'den hakem out'u verecekti tam ama... Ali'yi tebrik etmek lazım. İşte benden çıktı diyor Ali. Turnuvanın ruhunu anlatan bir hareket oldu. Emrah kullandı. Çağdaş vurdu. Gol! Trabzonspor'da Çağdaş golü attı. Trabzonspor öne geçiyor. İşte Çağdaş... Karadeniz kaptanları öne geçiyor sevgili futbol severler. Top filelerde. Gol Çağdaş. Dördüncü golü bu Çağdaş'ın. Topu alana gönderdi Çağdaş. Gol sonrasında Çağdaş'ın sevinci Fevzi köşeye gittiğini işaret ediyor. Hamlesi yetersiz kaldı. 12. dakikaya girilirken Trabzonspor 1-0 öne geçti. Tayfur. İlhan Marsız. Ahmet Dursun'a. Tekrar İlhan'a. İlhan ceza alanında gol durumu. Ahmet Dursun kaçırdı. Ben Beşiktaş'ın Baki'yi neden yeterince kullanmadığını hala anlamış değilim. Yani şu sahaya baktığımızda nasıl Güngör'le Çağdaş'ı övüyorsak Baki de Ali Tan Doğan'la beraber bana göre Beşiktaş'ın en etkili adamlarından biri olabilir. Güngör vuruyor. Topu dışarı attı Güngör. İnanmansız sakatlandı. Oktay oyuna giriyor. Bakalım devam edebilecek mi İlhan? Sağ kenarında inanmansız. Atakan onun yanına gidecektir mutlaka. Durumu nedir? Tayfur. Tayfur vurdu. Topu dışarı gönderdi. Son bir müdahale var. Trabzonsporlardan atış Beşiktaş'ın. Ahmet Dursun topun gerisinde. Ceza alanında Oktay. İlk maçta iki gol atmıştı. Sakatlanmıştı daha sonra. Oktay Koray. Kaleci Metin. Güngör. Uzun bir top attı Çağdaş'a. Fevzi kafayla dışarı gönderdi. Trabzonspor kullanacak. Çağdaş topun gerisinde. Semavi istedi, atmadı ona. Şimdi geriye doğru. Güngör topu dışarı gönderiyor Güngör. Hami Mandıralı, Mehmet Yılmaz ve Erman Özgür'ün sakat olmaları da kadro açısından biraz daralttı Trabzonspor aslında. Ama iyi takviyeler yapmışlar. Sonuçta şimdi mesela Zafer de oyuna girdi. O da etkili bir oyuncu. Özellikle böyle dar alanlarda etkili bir isim. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Çağdaş'ı orta sahaya alarak çok büyük bir sıçrama yaptı bana göre Trabzonspor. Hatta Trabzonspor Çağdaş'ı forvet gibi oynatıyor neredeyse. Yani şöyle bak, halı sahada zaten forvet veya defans çok o kadar büyük saha futbolunda olduğu gibi değildir. Orta saha oyuncusu şöyle düşünelim. Orta saha oyuncusu orta çizgide topu ayağına aldığı zaman neredeyse ceza sahasındadır. Ceza sahasına girmiş gibidir. O yüzden iki hamle yapıp golü atabilir. Defansa topla buluştuğu zaman da ceza sahasının orta sahada söylüyorum gene. Ceza sahasının önünde gibidir. Yani o yüzden öyle salonda öyle ben santrforum, çakılı santrforum gibi bir şey yoktur. Orta sahayı kuvvetli tutan kazanır. Yine Meksika dalgalanması var. Sakarya'da tribünler tamamen dolu. Yerden oynuyor Trabzonspor. Zafer Demiray yeni transferi. Şimdi Semavi'yi attı. Semavi vuramadı. Salonun püf noktalarından biri daha. Size üç hamle vermezler Fikret.
İki hamlede işi bitireceksin. Ahmet Dursun çalımı attı. Ahmet Dursun vurdu. Metin Aktaş kurtardı. Gole izin vermedi Metin Aktaş. Ve bir faul var. Ali Tandoğan'a faul yapıldı. Yalnız Metin Aktaş böyle pozisyonlarda çok başarılı. Geçen Fenerbahçe maçında Ali Güneş'in topuna da dikkat edersen çok iyi çıkarmıştı. Topun gerisinde Ahmet Dursun. Hemen yanında Ali Tandoğan. Oktay ceza alanı ön çizgisinde. Koray da geldi içeri doğru. Şimdi dışarı çıkıyor. En arkada Baki var. Ali Baki'ye verebilir. Ali Tandoğan Baki ile oynadı. Baki vuruşunu yaptı. Kale arkasında bir kişi yerde. Güngör. Önemli bir şey yok Allah'tan. Zafer top dışarı gitti. Kaleci Fevzi. Koray. Koray. Geriye döndü Koray. 16 dakika oldu. 12. dakikada Çağdaş'ın attığı golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Baki. Baki topu attı. Ahmet Dursun'a gelmedi. Evet, şimdi Ali Tandoğan'ı ortaya aldılar. Hani başta yapmaları gereken şeyi biraz 15 dakika gecikmeyle yapmış oldu Beşiktaşlılar. Metin Aktaş, Baki, Oktay. Oktay Ahmet Dursun'la buluşturamadı. Emrah vuruyor. Son anda Baki. Çağdaş köşede kaleci Fevzi. Koray, Ali, Oktay. Ali Tandoğan bıraktı. Koray Avcı. Ahmet Dursun. Oktay yanında. Ahmet Dursun vurdu. Şimdi Güngör. Tekrar Ahmet. Pes yapıyor Ahmet Dursun. Top Güngör'de. Güngör mü? Ahmet Dursun mu? Hangisi alacak? Bir Trabzonsporlu daha geldi. Zafer geldi. Ahmet çıkardı topu oradan. Ahmet verdi. Şut. Direkten dönüyor. Ali Tandoğan. Baki. Arkada Emrah var. Hakem faul diyor. Çok sert bir şut çıktı orada. Üst direkte patladı. Şimdi Semavi Fevzi. Ali Tandoğan maç hareketlendi. Sevgili Göktuğ sevinçli. İşte Ali Tandoğan'ın ortaya çıkması işte söylediğimiz gibi Beşiktaş'a avantaj getiriyor. Çünkü çok diri bir oyuncu ve teknik bir oyuncuydu biliyorsun. Hem defansta hem ofansta oynayabiliyor. Nasıl Çağdaş'ın işte orta sahaya katkı yapması gibi. Koray. Salonda iyi kaleciniz ve iyi orta sahanız varsa. Şut. Baki'den dışarı gitti. Bir adım öne çıkarsınız. Çağdaş. Oyuncu değişikliği oldu Trabzonspor'da. Metin Aktaş. Ahmet Dursun önde kaldı. Ahmet Dursun çalım atacak. Yardım bekliyor. Koray'a atabilir topu. Şimdi verdi. Koray. Tümer solda. Beşiktaş'ta Tümer oyunda. Ahmet Dursun. Kaleye vurdu ama etkili bir vuruş değil Metin. Kendi yarı alanından çıkıyor Trabzonspor. Kaleci Fevzi. Ali. Koray. Tümer. Oktay. Ali. Oktay Derelioğlu. Oktay. Tüm hatlarıyla kapandı Trabzonspor. 1-0 önde. Bordo mavili takım. Oktay. Oktay vurdu. Fevzi. Son anda Metin Aktaş golü engelliyor. Gerek Fevzi gerek Metin Aktaş bu gece çok başarılı. Oktay biliyorsun kasıkta sorun vardı. Şimdi bir plase. Çok güzel yere gitti. Metin bırakmadı. Metin Aktaş. Çağdaş. Hasan üçüncü. Zafer geriye döndü. Çaprazda Hasan. Oktay. Ali. Oktay sakatlandı ama zorluyor kendini. Oktay. Oktay'ın pasında Ali. Şimdi Koray. Koray'dan Ali'ye. Oktay. Koray. Ali Tandoğan. Tümer Metin'le oynadı. Tümer. Tekrar Tümer'e.
Ahmet Dursun ve Oktay ileride. Oktay'a. Oktay. Tümer. Ahmet. Araya girdi Zafer. Aldı topu Ahmet Dursun. Ahmet Dursun götürüyor. Veremedi. Şık hareketler. Şık hareketler, alkış aldı. Ahmet Dursun. Şimdi kale. Oktay'dan önce kaleci. Metin Aktaş. Hasan. Hasan üçüncü. Zafer Demiray. Bacak arasından bıraktı Fevzi'nin. Öne geçiyor Trabzonspor, 2-0 yapıyor. 2-0 öne geçiyor Trabzonspor. Tekrar izliyoruz. Estetik açıdan çok güzel bir plase ve top filelere gitti. Kaleci Fevzi bir kez daha çaresiz. Yattara'yı oyuna aldı Trabzonspor. Ve İlhan Mansız oyunda, Ahmet Dursun kenara çıktı. Karşılaşmanın 21. dakikası. Ali vurdu. Çağdaş. Yattara. Yattara dışarı mı? Kaleyi tutmuyor. Hani bazen derler ya, futbolda teknik adamın oyuna etkisi nedir diye bazı yorumcular vardır. İşte mesela bugün takımlar teknik direktörsü oynuyor. Aralarında değişiyorlar. Mesela Beşiktaş takımı orta sahası oynadığı için oyunda hiç varlık gösteremiyor. Tümer şutunu attı. Gol! Topu alana gidiyor. Tümer Metin golü atıyor. 2-1 oldu durum. Farkı 1'e indirdi Beşiktaş. Maç şimdi hareketlenmeye başladı. Gol Tümer'den geliyor. 22. dakika, Tümer. Kaleci Metin Aktaş'ı avladı ve topu alana gönderdi. Gol Tümer Metin. O kadar kritik bir gol ki Beşiktaş adına. Beşiktaş çünkü oyundan kopmak üzereydi. Yani Beşiktaş'ı bir anda işte Tümer kalitesiyle oyunda tutan isim oldu. Ama dediğim gibi Beşiktaş takımı baktığımız zaman sahada Tümer, Oktay, İlhan Mansız fazla ofansif ve ileriye dönük bir takım. Zorlanabilirler ilerleyen dakikalarda. Emrah. Arkaya attı. Hasan. Emrah Eren. Emrah. Çağdaş. Çağdaş. Arkada Emrah. Emrah geriye döndü. Tekrar Çağdaş'a. Çağdaş! Kaleci Fevzi. Toray. İlhan Mansız. Tümer. Verdi pasını. Tayfur. Tekrar Tümer. Koray Avcı. İlhan top istiyor. Tayfur. Tümer. İlhan Mansız. Tümer. 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 İlhan'la oynadı. İlhan'dan Tümer'e. Tümer. Pasını verdi Koray. Kendini unutturdu. Koray Tümer. Kapattı Güngör. Kapattı Güngör. Tümer sakatlandı. Görüntüde Sertan, Ahmet Dursun, Baki Mercimek. İşte Tümer'in sakatlandığı an. Bu müdahale sonrasında sakatlanıyor Tümer. Sağ kenarına doğru geliyor şimdi Tümer Metin. Dışarı alındı. Sertan yerine girdi. Sertan Eser. Oktay. Tayfur. Tabii Beşiktaş adına umarım ciddi bir sakatlığı yoktu Tümer'in. Çünkü o kadar kritik bir oyuncu ki Tümer. Beşiktaş takımının ofansla defans arasındaki beyni. Eğer Tümer bu sakatlığıyla maçta oynayamayacaksa çok zor anlar yaşayabilir Beşiktaş. Evet, işte alt. Koray. Sertan. Atakan şu anda söylüyor. Durumu biraz kritik sevgili Gökyüzü Sevinçli. Evet, alt arka adele diyor. Öyleyse ciddi tabii. Emrah. Semavi. Çağdaş. Bırakmadı Koray. Yattara. Güngör. Emrah. Çağdaş.
Semavi. Semavi götürmeye çalışıyor. Şimdi Çağdaş. Yattara. İbrahim Yattara. Güngör. Çağdaş. Ona yapılan müdahaleyi faul olarak değerlendirdi. Maçı yöneten Suat Yüz. Ekstra süre 2 dakika. Yattara topun gerisinde. İlhan Mansız önünde. Yattara geliyor. Topu dışarı gönderdi. İbrahim Yattara. Koray. İlhan. Şık bir hareket yaptı. Hakem oyunu durdurdu. Tümer. Evet, Tümer. Tümer devam edemeyecek. Sakatlığı ciddi. İnşallah bir gerilmedir diyelim bari. Bir kopma yırtılma gibi olmasın da. Semavi. İlhan Mansız da maç öncesi sözünü verdiği Ardiles hareketini yapıyordu az kalsın. Fevzi. Koray. Güngör. Çağdaş. Geriye oynadı Güngör. Yattara. Tayfur. Koray. Tayfur. Sertan. İlhan Mansız. Tayfur. Koray. Faul yaptı Yattara. Atışı kullanacak Beşiktaş'ta Ahmet Dursun. Ahmet Dursun Yattara'ya çarptı. Dışarı gitti. Ve ilk yarıyı bitirdi Suat Yüz. İlk yarının skoru Beşiktaş 1. Trabzonspor 2. Çağdaş'ın ve Zafer'in gollerine Tümer Metin'le cevap verdi Beşiktaş ve ilk 45 dakika 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Forvetle oynuyor. Herhalde İlhan ya da Ahmet Dursun'dan biri biraz daha orta saha yardım edecek. İkinci yarıya Trabzonspor başladı. İlk yarıyı 2-1 önde noktaladı Bordo Mavili takım. Çağdaş, kaleci Mehmet Aşlamacı. Sevgili Tümer'le Fevzi'ye de acil şifalar dileyelim. Bir an önce geçmiş olsun dileklerimizi inşallah iletiyoruz. Hem Fevzi Tuncay'a hem de Tümer Metin'e. Semavi. Semavi. Ahmet Dursun ve İlhan Mansız pres yaptı. İlhan. İlhan çıkabilecek mi? Yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Mesela Semavi'ye de dikkat edersen hani kilolu falan diyoruz ama mücadelesi hiçbir eksik yok. Bayağı şey, çok kuvvetli. Güçlü, evet. Tabii. Çok güçlü. Koray ben kullanıyor. Futbolculuğunda da ileri geri oynardı. Şimdi Tayfur. Aman top aman dışarı ya gitti. Görüntüde Tayfur Avuççu. Oktay görüntüde. Koray talimat veriyor sağ kenarından. Kontrollü oyna, gitme fazla. İlhan diğer topu dışarı attı. İşte Fevzi sakatlandı, devam edemiyor. Bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Üç gün sonra pazartesi yine maç oynayacaklar. Geriye doğru Semavi. Uzun bir top. Zafer. Çağdaş. Bırakmadı Tayfur. Pasını verdi Ahmet Dursun. İlhan vuruyor. Top direği sıyırdı gitti. Çok güzel bir atak. İlhan Mansız. Çağdaş. Semavi. Güngör. Baki. İlhan. İlhan Mansız. Baki. Baki'nin şutu. Dana top Ahmet. Olmadı. Güngör. Emrah. Güngör. Tayfur. Tayfur geçemedi.
Şimdi Çağdaş. Çağdaş'ın pası. Zafer'le bir duvar pası yapmak istedi. Olmadı. Koray Avcı. İlhan. Ahmet Dursun. Yine savunmada bugün çok diri Güngör. Topu dışarı gönderdi. Baki kullandı. Tayfur. Koray. Ahmet. Ahmet Dursun. Tayfur. Koray. Solda İlhan Mansız. Sağ tarafa attı Tayfur'a. Şimdi Baki. Semavi. Zafer. Zafer. Solda Çağdaş vurdu. Tayfur önünü kapattı ve topu dışarı attı. Ateşe kullanacak Trabzonspor. Semavi. Güngör. Emrah. Semavi. Tayfur pes yaptı. Semavi yerde. Tayfur, Semavi. Faul yaptı Semavi. Baki. Koray. Baki. Tayfur. İlhan. Zafer. Dışarı gidiyor. İlhan bıraktı topu Çağdaş'a. Şimdi Semavi. Herhalde turnuvanın en kontrollü maçı bu oldu sevgili Göksu Sevinçli. Şimdi dikkat edersen Trabzon'da hani mesela şu anda forvet oyuncusu yok. Tamamen defansif ve orta saha oyuncularıyla kurulmuş bir takım. Özellikle de önde oldukları için. Bunu... Bunu anlayışla karşılayabiliriz tabii. Beşiktaş takımı da bu zorlu rakibi açmakta zorlanıyor. Çünkü onların da orta sahada yumuşak oyuncuları yok. Zafer. Emrah. Çünkü Ahmet Dursun, İlhan Mansız topla giden oyuncular. Adam eksilten oyuncular değil. O yüzden topu çekecek, topu saklayacak bir oyuncu Beşiktaş takımında yok. Tümer'in yokluğu tabii çok yani büyük sıkıntı. Ya, Tümer Beşiktaş'ın en kritik oyuncusuydu aslında. Onur yokluğu bayağı etki edecek. Hani o işleri yapabilecek takımda yetenek olarak Oktay var. Böyle orta sahaya da çekebilirsiniz ama onun da sakatlığı var. O yüzden Beşiktaş takımı bugün biraz şanssız bir gününde diyebiliriz. En zor maçlarından birini oynuyor. Çağdaş topu dışarı attı. Karşısında çok diri. Tam takımını bulmuş bir Trabzonspor var. İşte şu anda o bizim sezon turnuvanın başında en iyi takım dediğimiz Trabzonspor bugün sahada. Bu dizilişi açmak çok zor. Bakalım Beşiktaş neler yapacak bunu açabilmek için. Baki vurdu. Şimdi Semavi. Pasını verdi. Çağdaş. Emrah. Kaleci Metin. Çağdaş. Semavi. Zafer Demiray. Çağdaş. Emrah. Şutunu attı. Kaleci Mehmet Haşlamacı. Fevzi sakatlandı. Futsal milli takım kalecisi, plaj futbolu kalecisi Mehmet. Elle oynama, Semavi atış Beşiktaş'ın. Görüntüye geliyor Semavi, takıma yeni katıldı. Sağda kaldığı süre içerisinde de çok olumlu işler yapıyor. Trabzonspor'da zaten baktığımızda hani görevini eksik yapıyor diyeceğimiz bir oyuncu yok. Topun gerisinde iki Beşiktaşlı oyuncu. Tabii Yattara'nın o güzel hareketlerini, golle süslemesini bekliyorsun herhalde. Yattara yeniden oyunda. İlhan Mansız ve Ahmet Dursun vardı. İlhan çekildi, Ahmet kaldı topun gerisinde. İkili baraj. Geriye doğru Koray, kaleci de kaldı bu arada. Hakem oyunu durduruyor. Baki tepkili. Tekrar izleyelim. Baki'nin rakibine faul yaptığını söyledi hakem. Suat Güz. Rakibini de tutmuş Baki. Evet. Pozisyon açarken
Koray'ın vuruşunda evet, düdük çaldı. Bana göre Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Ali Tan Doğan girdi oyuna. Ali Tan Doğan oyunda. Semavi. Güngör. Çağdaş. Çağdaş vuruyor. Direğe çarptı, dışarı gitti. Çağdaş. Çağdaş'ın da ben bu kadar teknik olduğunu hatırlamıyordum vallahi Fikret. Öyle değil mi? Bu turnuvada en dikkat çeken şutları atan isimlerden evet, biri. Evet ve yani yumuşak. Çağdaş ve Evren hani Turan. Bildiğimiz sert bir stoper olarak biliriz. Ahmet Dursun inanmazsız. Şut dışarı gitti. Ahmet Dursun. Bayağı bilekleri yumuşakmış Çağdaş'ın. İşte Çağdaş'ın şutu üst direkte patladı. Metin Aktaş. Ali kaptırdı. Çağdaş aldı. Çağdaş götürüyor. Yattara boş. Onunla oynadı. İbrahim Yattara. Yattara önü kapalı. Bir çalım daha denedi. Tayfur bırakmıyor. Yattara. Semavi şut. Out. Semavi. Görüntüye geliyor. Semavi. Baki. Tayfur. İlhan Manses, Baki, Ahmet Dursun, faul diyor hakem. Şimdi sevgili seyircilerimizin bu maçları tabii büyük saha maçlarıyla aynı gözle izlememeleri lazım. Mesela Mehmet'e dikkat et. Kaleci Mehmet belki büyük saha için kısa bir kaleci olarak gözükebilir ama bu sahanın ideal kalecisi. Tam kaleci dolduran bir isim. Topun gerisinde Ahmet Dursun var. Ahmet Dursun bir taktik denediler ama tutmadı. Şimdi Yattara. Yattara iki oyuncudan sıyrıldı Yattara. Emrah Yattara ve hakem dışarıda diyor. Dışarıda diyor Yattara yapılan müdahale. Ali'nin itirazları Ali Tan Doğan'ın. Atış kullanılacak görüntüye geliyor. Yattara'nın yerde kaldığı pozisyon. Trabzonspor kullanacak atışı. Tam Yattara'nın iyi vuruşlar yapabileceği bir nokta. Bakalım nasıl kullanacak bordo mavili takım. Çağdaş da vurabilir. Mehmet Aşlamacı görüntüde. Fevzi sakatlanınca kaleye geçti. Şimdi Çağdaş da vurabilir. O da gerildi. Emrah Eren, Yattara ve Çağdaş. Barajın biraz daha geri alınmasını istiyor Çağdaş. İbrahim Yattara, Çağdaş, Emrah. Nasıl bir atış kullanacak Trabzonspor? Sanki Yattara Çağdaş'a verecek. İşaret verildi. Yattara, Çağdaş. Ali'den döndü. Güngör dışarı attı. Yalnız Çağdaş'a çok konsantre olmuşlardı. Emrah sağ tarafta bomboştu. Hani ince bir pas yapsalar da Emrah'a gol olması işten bile değildi. Ben acaba dedim öyle bir şaşırtma yaparlar mı ama yapmadılar. Mehmet Aşlamacı. Baki. Çağdaş. Emrah Eren. Semavi. Güngör. Semavi top istiyordu solda. Güngör oraya atamadı. Taç Beşiktaş'ın. İlhan. Ahmet Dursun. Oo. Faul yapıyor Çağdaş. Dirsek attı diyor Ahmet Dursun. Tekrar izlemek lazım. Hakem oyunu durdurdu. Faulü verdi. Tekrar görüntüye geliyor. Burada yüzüne bir darbe var. Ahmet Dursun'un tepkisi. İşaretimi bekletiyor Suat Düz maçın hakemi. İşte Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular iç içe. Karşılaşmayı birlikte izliyorlar. Sakarya'da. Top dışarı gitti. Atış Beşiktaş'ın. Baki. Ahmet Dursun vurdu. Kaleyi tutmadı. Güngör. Emrah. Emrah. Geriye doğru attı. Semavi. Çağdaş. Emrah ortada. Onunla oynadı. Emrah. Yattara. Ters tarafa Güngör'e. Elle müdahale Güngör. Ali Tan Doğan, Tayfur, Baki,
Tekrar Tayfur. Ali. Atışı Trabzonspor'a veriyor hakem. Top oyun alanına geri dönmüştü. Son 11 dakika normal sürede. İkinci yarıda gol yok sevgili Göktuğ Sevinçli. Tabii Trabzonspor maçı tutmak istiyor haklı olarak. Çünkü bu galibiyet, eğer alırlarsa galibiyeti, onları bir anda turnuvaya sokacak. Yatara kullandı. Şimdi sert vuruş. Kaleyi tutmadı. Çağdaş. Sağlı sollu vuruyor. Ahmet Dursun. Şu anda Beşiktaş'ın söyleyecek çok fazla şey yok. Ahmet çok Dursun kritik. Dönen top. Ali Yanalar. Ali. Oh. Aman. Top Yanalar'a gitti. O da arkasını tutuyor. Semavi. Baki. Geçemedi Semavi'yi. Semavi'ye faul yapıldı. Ekranda Baki. Tekrar izliyoruz. Semavi'nin yerde kaldığı pozisyon. İbrahim Yattara. Baki. Yattara. Şut Yattara'dan dışarı gitti. Bir de söylüyoruz ya Fikret, bu iki takımda hani fizik güç olarak. Bir hata, son anda kaleci Mehmet Aşlamacı. Ahmet Dursun. Ali. İlhan. Ali. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun. Gol! 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 Ahmet Dursun. Ahmet Dursun durumu 2-2'ye getirdi. Gol Ahmet Dursun'dan geliyor. Belki de 10 dakika kala. Gördüğümüz en güzel gol. Ahmet Dursun ansızın vurdu. Topu ağlara gönderdi. 2-2 durum. Gol krallığının iddialı isimlerinden biri Ahmet Dursun. Yattara. Güngör. Semavi. Yaz Mehmet'in kurtarışı Beşiktaş adına geri dönüş oldu adeta. Çağdaş. Emrah. İlhan Mansız topu aldı. Faul diyor hakem. 2-2'lik beraberlik. Şimdi Yattara mı kullanacak, Çağdaş mı? Çağdaş çok fazla vurmaya başladı. Yattara'nın aslında İyi vuruşlar yapabileceği noktalardan biri ama Çağdaş da çok etkili vuruyor. İşte önünde pozisyonu bulan ikisi vuracak. De bu, yani ikisi de vurabilir. Büyük ihtimal bu kez Yattara kullanacak bunu. Üçlü baraj. Yattara topun gerisinde, Mehmet Aşlamacı. Barajı uyardı. Yattara! Kaleci Mehmet. Dönen top Emrah. Bırakmayan futbolcu Baki. İnanmansız Koray Baki. Üçü birden bastırdı. Emrah faul yaptı. Mehmet de tabii bu arada boşuna milli takım kalecisi olduğunu hem gösteriyor olmadığını. Futsal hem plaj futbolu. Topla buluştu. Tayfur. Pasında Baki. Baki'den Koray. Ahmet Dursun. Semavi. Semavi topu aldı. Ahmet Dursun. Kayarak müdahalesi var. Faul diyor. Semavi biraz daha sakin olmasını istedi. Ahmet Dursun'dan. Her geçen dakika heyecan biraz daha artacak. Güngör. İnanmazsız topu aldı. İlhan pasını veriyor Ahmet'e. Şut! Kaleci uzandı Metin Aktaş. Metin Aktaş. Ahmet Dursun faul yaptı. Tepkisi var. Faul yapmadığını söylüyor. Hemen başladı Trabzonspor. Çağdaş. İbrahim Yattara. Yattara. Boş alana taşıdı. Güngör attı. Tekrar Yattara. Semavi ile oynadı. Çağdaş ileride. Yattara. Yattara'nın pası. Çağdaş. Yattara. Çağdaş. Hakem o bölgede. Şimdi Semavi. Ya, Trabzonspor dördüncü kez iki farklı öne geçtiği maçı tutamıyor.
Topla buluşan Çağdaş. Çağdaş'tan Emrah. Arada Güngör top istedi. Tekrar Çağdaş'a. Yatar hareketli. Semavi. Semavi'den tekrar Çağdaş. Semavi riskli hareketler yaptı. Faul kararı var. Semavi kızgın. Ahmet Dursun'a tepkili. Hakem biraz daha sakin diyor. Dizi çarpmış. Semavi'nin forması sırılsıklam. En çok koşan isimlerden biri. Yattara iki oyuncunun arasından çıkamadı. Koray bıraktı. Ahmet aldı. Ahmet Dursun ilana verecek mi? Ahmet Dursun şimdi ilanmasıza. Kaleci çıktı. Elle müdahale var mı yok mu? Devam diyor hakem. Oyun devam ediyor. Tayfur. Kaleci uçuyor. Uçuyor. Havalara uçuyor. Fatih Aktaş. Gole izin vermedi. Semavi. Güngör. Arkaya attı. Çağdaş. Kaleci Mehmet. Kontrol etti. Koray. Tayfur. Koray. Bir ara pas. İlhan Vansız. Semavi. Semavi. Faul diyor hakem. Bu kez Koray tepkili. Tekrar görüntüye gelecek. Bu az önceki şut. Metin Aktaş. Adeta poz verircesine uçtu. Bu arada son 5 dakikada 5 tekme alan Semavi kenara geldi. Oyun alanının dışında Semavi dinlenecek. Bu arada Koray ile barıştırdı hakem. Koray'ın da müdahalesi de hani çok sert bir müdahale değildi zaten. Çağdaş kullanıyor. Son 4 dakika normal sürede. Evet. Güngör. Çok disiplinli iki takım. Bakalım golü bulan olabilecek mi? Biraz Trabzonspor moralsiz şu dakikalarda ama. Emrah vurdu. Koray. Mehmet. Baki. Emrah. Emrah vurdu. Top üstten dışarı gitti. Sonuç alamadı Trabzonspor. Koray. Koray Avcı. Hasan üçüncü bıraktı. Yattara. Top tribünlere gitti. Atış Trabzonspor'un. Emrah Eren. Güngör. Hasan. Faul yapıyor İlhan. Hemen kullandı Trabzonspor. Güngör. Emrah. Hasan üçüncü bıraktı Çağdaş. Şimdi Emrah. Emrah Eren. Güngör. Zafer Demiray. Ben Trabzon'dan da Zafer'den biraz daha performans beklerdim açıkçası. Çünkü çok o futbolculuğu döneminde hatırlarsan çok teknik ve başarılı bir oyuncuydu gole dönük. Ama o da biraz bugün benim beklentimin altında kaldı. İlk maçı tabii ki onun da etkisi var. Evet tabii. Yeni katıldı takıma. Bir de dediğin gibi bilmiyoruz hani. İlhan Metin. Normal hayatında oynuyor mu devamlı, sporla arası nasıl? Yani fiziği falan iyi gözüküyor ama. İlhan Mansız devam edemeyecek. Evet. Sağ kenarına geldi. Şimdi Ali. Tayfur. Ali top dışarıda. Duvardan gelmek istedi ama. O biraz fileyle karıştı. Çağdaş. Hasan üçüncü. Zafer Demiray. İyi döndü. Bırakmadı Koray. Ahmet. Topu köşeye götürdü. Metin Aktaş'ta kaldı. Sakatlandı. Ahmet Dursun. Bileğini tutuyor.
inanmansız görüntüde. Onda da biraz zorlama oldu. İşte az önce sağ kenarındaki reklam panolarına böyle çarptı. Ahmet Dursun. Sevgili Göktuğ Sevinçli, 2-2'lik beraberlik var. Bu tabii ki Trabzonspor'u tatmin etmeyecektir mutlaka. Aynen ama öyle. Beşiktaş açısından baktığımızda da Beşiktaş çok da kötü bir puana yükselecek. Sonuç maç böyle değil. Biterse yine oyunun içine kalacaklar. Belki Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birinden alacakları bir galibiyetle ilk ikiyi yakalarlar. Maçlar böyle biterse tabii. Faul. Yani Beşiktaş'ın isteyeceği bir skor olabilir bu. Ama tabii skordan ziyade sakatlıklar inşallah ciddi değildir. Hani Beşiktaş takımı neredeyse takımın yarısını kenarda bıraktı bugün. Kaybetmeyen tek takım olması da önemli. Evet. Beşiktaş'ın. Şimdi Ali. Anlaşamadı. Kaptırdı topu. Zafer. Zafer Demiray. Top dışarı gitti. Güngör. Kaleci Metin Aktaş. Bugün Soner hiç girmedi. O da mı sakattı acaba? Büyük ihtimalle onda da bir sakatlık var. O da çünkü orta sahada. Çağdaş vuruyor. Dönen top. Emrah'ta kaldı. Emrah vurdu. Baki. Tekrar Çağdaş. Koray. Oo, biraz sert bir müdahale Çağdaş'tan. Hemen kaldırdı Koray'ı. Tekrar istiyoruz. Tam dizine bir darbe. Açıkçası sahada en diri isimlerden birisi Koray Avcı, diğeri de Çağdaş. İkisinin de çok güçlü bir oyun tarzı var. Tabii Çağdaş sezon başı bıraktı futbolu. Yani çok kadar yeni. Hani sıksan ikincilikte falan rahat oynar gibi gözüküyor yani. Hani şu devre arasında sıkışan takımlar varsa defansta, öyle değil mi? Evet, birincilikte de oynar. Yani zor, dediğin doğru. Tayfur vuruyor. Olmadı. Güngör. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun yerde. Oyunu durdurdu. Hakem Suat Güz. Sarı kart görecek. Güngör. Beşiktaş artık herhalde şu maçı bir tane daha sakat vermeden bitirmekten başka bir şey istemiyordur. Bu maçların ardından 3 gün dinlenecekler oyuncular. Bu süreçte sakatlıklar da sorunlar da giderilecektir. Pepsi devam edemedi dizini. Buz tedavisiyle doktorlar kontrol altına almaya çalıştılar. Şimdi Koray. Koray elle oynadı. İtiraz ediyor Koray. Ve bir sarı kart da Koray Avcı'ya. Semavi. Duraklama dakikaları devam ediyor sevgili futbol severler. 4 dakikalık ekstra sürede artık son 1,5 dakikaya girdik. 2-2'lik beraberlik var. Şampiyonanın en az gollü maçı. Evet. Vallahi ben hani Fikret, genelde baktığımızda maçlar, oyunlar beklediğimiz gibi geliyor. Şu an çok şaşırmıyoruz oyunlara, skorlara, ama ben bir tek şu Trabzonspor'un bu kadar iyi bir takım olup skoru lehine çevirememesine inanamıyorum. Geri 2-0'dan maçı tutamadılar. Çok diriler, her şeyi iyi yapıyorlar. Ama işte o golü, maçı koparacak golü bulamıyorlar. Maçın kader anı da kalecinin, Mehmet'in çıkarttığı gol. Top arkasından döndü. Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Beşiktaş Ahmet Dursun'a golü buldu. Evet, yani Beşiktaş kalesinde bir milli takım kalesi olmanın avantajını yaşadı o durumda. Yani ben hala Trabzonspor'u çok beğeniyorum takımlar arasında, ama bir türlü işte diyorum, belki tecrübesizlik, forvette çok süratli son hamleleri yapamamaları,
Tayfur. Koray. Metin. Semavi. Zafer Demiray. Tayfur. Zafer. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun faul diyor hakem. Çağdaş yerde. Çok kritik faul Çağdaş. Beşiktaş'ta en fazla form tutan oyuncu şüphesiz Ahmet Dursun. Ahmet de biliyorsun maçlardan önce. Çok çalışıyor. Önce çok hafif bir çekme var. Yapmasaydı aslında belki yine pozisyonun içine kalabilirdi. Güngör. Kaleci Mehmet. Baki. Baki'nin pası. Koray. Artık son atak diyebiliriz. Tayfur getirdi. Kaptırdı topu. Emrah. Emrah. Pasını verdi. Şimdi Güngör. Top dışarı gitti. Elle müdahale ediyor hakem. Şimdi bak Güngör çok akıllı bir hareket yaptı. İlk Beşiktaş maçında yedikleri golde çok süratli başlamıştı Beşiktaş ve golü yemişlerdi. Güngör bir anda başlamak istedi ama Trabzonsporlar geriye dönüyorlardı enteresan bir şekilde. O da arkadaşlarına sitem etti. Belki de bir golden oldu Trabzonspor. Yattara topun gerisinde. Duraklamalar da tamamlandı. Suat Göz her an bitirebilir. Kaleci Mehmet ikili baraj kurdurdu. Yattara kaleye vuracak. Yattara top dışarı gidiyor. Korner bekledi. Out'u işaret etti Suat Göz. Tayfur. Ali'yi bıraktı. Metin. Ve hakem son düdüğünü çaldı. Beşiktaş 2, Trabzonspor 2 sevgili futbol severler. Evet, bu skora Beşiktaş sevindi. Trabzon'un artık işi mucizelere kaldı bundan sonra.